Evet arkadaşlar bu dersimizde ise OBEB-OKEK konusundan bahsedeceğiz. Malumunuz üzere OBEB-OKEK konusu birçok öğrenci tarafından antipatik bulunan ve çözülme oranı çok düşük sorulardan biri. Bunun sebeplerini de konuşmamız gerekiyor. Aslında doğru yöntemle çözülemediği için sorular OBEB-OKEK'te normalden Az yapılıyor ve sorularda zorlanabiliyor. Peki doğru yöntemle onları konuşalım. Arkadaşlar, slaytta gördüğünüz gibi orada birinci yol ve ikinci yoldan bahsediyoruz. Dilerseniz önce ikinci yoldan başlayayım. İkinci yol hepimizin bildiği yöntem. Yani diyor ki verilen sayıları aynı anda asal çarpanları bulunur. Bu işlem yapılırken ortak bölenlerin yanına işaret konur. İşaretlerin çarpımı o bebi. Tümünün çarpımı ise neyi verecek? O keki verecek. Örneğin. 2 tane sayı alayım. Bunlardan biri atıyorum 6 olsun. Diğeri de 12 olsun. Bildiğiniz üzere ne yapıyoruz? Yanına bir çizgi çekiyoruz. 2'ye böldüğüm zaman 6 da bölünüyor. 12 de bölünüyor. Yani bu şu demek. 6 12 sayısı arkadaşlar hem 6'yı hem de 12'yi böldü. Şimdi ne yapıyorum? Bir yıldız atıyorum. Daha sonra bir daha 2'ye bölüyorum. 3 bölünmedi. 6 bölündü. Sadece birini böldüğümde ne yaptım arkadaşlarım? Yıldız atmadım. Sonra yanına 3 yazdım. 3'ü de böldü. 1'i de böldü. O halde ne yapıyorum? 3'ün yanına da yıldız atıyorum. Buradan da şu sonuca varıyorum. Bu sayıların arkadaşlarım obepleri obepleri yıldızların çarpımı yani 2 çarpı 3'ten 6 o keklerin çarpımı ise arkadaşlarım o keklerin çarpımı ise o kek ise bu sayıların tamamının çarpımı eşit. eşit. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 12 oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bildiğimiz birinci yöntem. Yani öğrendiğimiz soruları çözmeye çalıştığımız yöntem bu. Ancak bu yöntemle tek başına soruları çözemeyiz. Bizim ikinci bir tanıma daha ihtiyacımız var. Peki bu tanım ne? Arkadaşlar bu tanım çok önemli. Yani alışkanlığınızın dışına çıktığınız zaman rahat bir şekilde e, bu soruları çözebileceğinizi göreceksiniz. Şöyle ki Birinci yolda diyorum ki sayılar ayrı ayrı asal çarpanlarına ayrılır. Ayrılıp aynı sayıları konuşalım. Yani 6 ve 12 sayılarını konuşalım. 6 sayısını asal çarpanlarına ayırırsam 2 üzeri 1, 3 üzeri 1. 12 sayısını asal çarpanlarına ayırırsam 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. Sayılar ayrı ayrı asal çarpanlarına ayrılır. Ayırdık. Bu asal çarpanların ortak olanların en büyük üstleri ile Ortak olmayanların çarpımı o okay keki, ortak olanlardan üssü en küçük olanların çarpımı ise o bebi verir. Ne demek istiyoruz? Şunu söylemek istiyoruz arkadaşlar. Bunun altına bir çizgi çekiyorum. Ebobu ve ekoku bulacağım. Şimdi arkadaşlarım ebobda aynı asal tabanları alt alta geldi mi? Üste birinde bir var birinde iki var. Hangisini alıyorum? Küçük olanı alıyorum. Küçük olan hangisi? Bir. Yani iki üzeri bir. 3 üzeri 1 var, 3 üzeri 1 var. İkisi de 3 üzeri 1 olduğu için yani ikisinde de üs 1 olduğu için küçük olan doğal olarak ne olacak? Kendisi yine 3 üzeri 1. Yani arkadaşlarım EBOB'u kaç oluyormuş? 6 oluyormuş. EKOK için ise yine aynı şekilde yukarıya bakıyorum. Aynı asal tabanları alt alta yazdım. 2 üzeri 1 var, 2 üzeri 2 var. Bu kez büyük olanı alıyorum. Yani 2 üzeri 2 3'te de her ikisi ortak olduğu için büyük olan yine kendisi olacağı için bu da kaç olacak? 12. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım EBOB'u 6, EKOK'ünü buldum 12. Yukarıda eski usulle yani bizim öğrendiğimiz yöntemle aynı sonucu buluyorum. Ancak soru çözümünde daha çok hangisi kullanılıyor? İkinci yöntem kullanılıyor. İkinci yönteme hakim olursak soruları çözmemiz çok daha kolay olacaktır. Bunların dışında bazı ebob özellikleri var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şöyle ki sayıların ebobu sayıların ebobu yani sayılar ebobun katı olmak zorunda. Ya da ebob sayıların bir çarpanı olmak zorunda. Biz az önce hangi sayıları aldık? 6 ve 12 sayılarını aldık. Doğru mu? Bir önceki sayımızda 6 ve 12 sayılarını aldık. Bu 6 ve 12 sayıların arkadaşlarım. EBOB'ları kaçtı? EBOB'ları kaçtı? 6 bulmamış mıydık? 6 sayısı hem bunun içinde hem de bunun içinde arkadaşlar çarpan olarak bulunmak zorunda. Onun dışında yanında ne var? Çarpı 1 var. Çarpı 2 var. Ve arkadaşlarım şuradaki 1 ve 2 yani artık çarpanların arkadaşlarım aralarında... Asal olması gerekiyor ki gördüğünüz gibi bunlarda ne oluyor? Aralarında asal oluyor. Yani biz bundan sonra evop ekok konularını konuştuğumuz zaman sayıyı direkt düşünmeyeceğiz de çarpanları düşüneceğiz. Tekrar ediyorum. Evop sayısı bütün sayıların içinde arkadaşlarım çarpan olarak bulunmak zorunda. Kalan artıkları ise ne olması gerekiyor? Aralarında asal olması gerekiyor. Evet, gelelim ikinci notumuza arkadaşlar. Diyoruz ki iki doğal sayının çarpımı bu sayıların EBOB ile okeklerinin Obeble lokeklerinin çarpımına eşittir. Şimdi biz az önce sayıları kaç almıştık? 6 ve 12 almıştık. Doğru mu? Sayılarım 6 ve 12 idi. EBOB'ları ve EKOK'ları kaç bulmuştum? EBOB'u 6 bulmuştum. EKOK'u da 6 bulmuştum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğal olarak bunların çarpımları ne olacak? Birbirine eşit olacak. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Tabi burada EBOB'la yani tesadüfen şöyle oldu. Sayılar 6 ve 12 aldık. EBOB ve EKOK da 6 ve 12 çıktı. Peki sayılar farklı. EBOB ve EKOK farklı çıksaydı yeni sağlayacak mıydı? Bakınız notta herhangi bir ön koşuldan bahsetmiyorum. Her durumda geçerli arkadaşlar. Her durumda neymiş? Geçerliymiş. İki doğal sayının çarpımı bu sayıların o ile o keklerin çarpımında ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Evet geldim bir diğer notuma. Aralarında asal. Bakınız bir ön koşul var. Aralarında asal. Parantez içinde ardışık sayılar. Onu neden yazdım birazdan söyleyeceğim. Aralarında asal sayıların o bepleri 1, o kekleri ise arkadaşlarım bu sayıların çarpımına eşittir. Peki ön koşulu olduğunu altını çiziyorum. Bak bu her durumda geçerli. Değil. Ne zaman geçerli? Aralarında asal sayıların o bepleri 1 oluyor. O teklerin sayıların çarpımına eşit oluyor. Neden artık sayıları parantez içinde yazdım arkadaşlar? Şimdi ÖSYM bu tarz soruları kullandığı zaman direkt işte iki sayı aralarında olan iki şu sayı demiyor. Ne diyor mesela ardıcık 2 e, A ve B sayısı diyor. Şimdi ardıcık sayıların Azıktı diye verdiğinde biz bunun ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Aralarında asal olduğunu direkt kafamızda oluşması gerekiyor. O yüzden biz bunu özellikle parantez içinde ne yaptık arkadaşlarım? Belirttik. O webleri 1, o kekleri ise neymiş? Bu sayıların çarpımına eşitmiş. Evet. İlk soruma bakıyorum. Diyor ki 20 ve 25 sayılarının ortak katı olan 3 basamaklı kaç doğal sayı vardır? Arkadaşlarım ortak katı. Önce en küçük ortak katını bulmam gerekiyor mu? gerekiyor. O halde 20 ve 25 sayılarını ne yapacağım arkadaşlarım? En küçük ortak katlarını bulacağım. 2'ye böldüm. 10, 25. 2'ye böldüm. 5, 25. 5'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. O halde arkadaşlarım bu ifadelerin o kekleri ifadelerin tamamının çarpımı olduğu için ne eşit olacak? 2 kere 2 4. 5 kere 5 25. Çarpımlarda ne olacak? 100. Yani arkadaşlar bu sayılar ne olması gerekiyor? 100'ün katı sayılar olması gerekiyor. 100'ün katı. Benden istenen ne? 3 basamaklı kaç doğal sayı vardır? 100 200 300 nokta 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 900. Yani kaç tane var arkadaşlarım gördüğünüz üzere? 9 tane 3 basamaklı sayı yazılabilir. Bu soru bir OKEK okay sorusu. Şimdi diyor ki... 108 ve 180 sayılarının ortak bölen kaç tam sayı vardır? Eğer bu soruyu gördüğünüz zaman aklınıza bu sayıların... ...bu iki sayının 108'in ve 180'in... ...OBEB'lerini bulmak geliyorsa arkadaşlarım... ...yanlış yoldasınız demektir. Bakın ortak bölenlerin en küçüğü kaçtır demiyor. Ortak bölen kaç tam sayı vardır diyor. Yani hem 108'i bölecek hem de 180'i bölecek. Kaç tane sayı var? Mesela 1 her ikisini de böler. Doğru mu? 2 İki, her ikisini de böler. 3 her ikisini de böler. 6 her ikisini de böler. Ama bunları tek tek böyle düşünmeyeceğiz. Doğru mu? İşte burada o ve bahsettiğimiz ikinci tanımı ve asal çarpanları ayırma konusu bizim için lazım olacak. Arkadaşlar ortak bölen diyor. O halde 108 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorum. 108 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorum. Ne olacak? 2, 54, 27, 9, 3, 1. Yani 2'nin karesi çarpı 3'ün 3. kuvveti. Bir diğer ifadem ne? 180 sayısı arkadaşlarım. 180 sayısı. Bu da ne olacak? 2, 90, 45, 15, 5, 1. Bu da ne oluyor arkadaşlarım gördüğünüz gibi? 2 üzeri 2. 3 üzeri 2. 5 üzeri 1. Ortak bölenleri bahsediyor arkadaşlar. Yani ortak bölende neyi alıyorum? Küçük olan üstleri. Gördüğünüz gibi 2'nin her ikisinde de ne var? Üst olarak 2 var. O halde 2 üzeri 2 çarpı. 3 üzeri 3 var. 3 üzeri 2 var. Hangisini alıyorum? 3 üzeri 2'yi. Küçük olanı alıyorum. Şimdi burada 5 üzeri 1 var. Burada 5 ile ilgili bir şey yok. Ne yapacağım arkadaşlar? Küçük olanı almam gerekmiyor mu? Aslında burada gizliden ne var? 5 üzeri 0 var. Neden? Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşit. Bir de çarpma işleminin birim elemanı. Olsa da olur olmasa da olur. Küçük olanı hangisi? 5 üzeri 0 değil mi? Yani 0 daha küçük birden. O halde aşağıya ne gelmesi lazım? 5 üzeri 0 gelmesi lazım. O da zaten 1'e eşit. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. EBOB alırken ne yapıyoruz? Bir şey yoksa onun karşısında bir şey yazmıyoruz. EBOB alırken. EKOK alırken de büyüğü alıyoruz. Doğru mu? O halde arkadaşlarım bunların EBOB'ları neymiş? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2. Ancak ne diyor? Ortak bölenleri kaçtır demiyor. Yani bu sorunun cevabı 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2'den 9 çarpı 4 36. Zaten gördüğünüz gibi şıklarda bile yok. Doğru mu? Neden? Sebebi şu arkadaşlarım. Ortak bölen kaç tam sayı vardır? Az önce bahsettiğim gibi işte 1 ikisini bölüyor, 2 ikisini bölüyor, 3 ikisini bölüyor. Kaç tane vardır? Ben bunların ortak bölenleri nasıl buluyordum arkadaşlar? Üstleri birer arttırıp çarpmıyor muydum? Yani 3 çarpı 3'ten 9 tane ne var? Üstleri bir artırıp çarpınca arkadaşlarım pozitif tam bölen sayısını buluyordum. Ancak sorumuzun cevabı Bursa'da değil. Neden? Ortak bölen kaç tam sayı vardır diyor. Kaç tam sayı? Arkadaşlar benim bu bulduğum ne? Pozitifler. Bir o kadar da negatif yok muydu? 9 tane negatif var. Tam sayı kaç tane olacak? 18 olacak. Bakınız tamamen muhakeme gücüne dayalı. Yeni nesil ÖSYM soru formatına çok uygun, hoş bir soru. Anlatabildiğimi düşünüyorum ve diğer soruya geçiyorum. Bakınız, bu soruları hemen hemen her soru bankasında, her denemede göreceksiniz. Görüyorsunuz burada. Şimdi A, B, C birbirinden farklı birer asal sayı ve K eşittir. A küp çarpı B kare çarpı C. L sayısı da A kare çarpı B çarpı C kare. M sayısı ise A çarpı B küp. Ne diyor? K, yani bu üç sayının o kekleriyle o beplerinin oranını istiyor. Sevgili arkadaşlarım ikinci tanımda neyden bahsetmiştim? Aynı asal tabanlar alt alta yazıldıktan sonra neyi alıyordum? O kekte büyük olan üssü. O bepte küçük olan üssü. Bakınız öteki durumları yan yana yaz. İşte her ikisini hepsini A'ya böl. Yıldız at. Yani çözdür ama çok uzun iş. Peki bu sorunun çözümü nasıl olacak? Hemen çizgimi çiziyorum. Ve önce neyi bulacağım? O kekleri pay kısmındaymış. Yani aynı asal tabanlar alt alta olduğunda neyi alıyorum arkadaşlarım? büyük olan üssü alıyorum. Ne var? A küp var. A kare var. A var. Büyük olan üs A küp çarpı B'lere geldim. B kare var, B var, B küp var. Büyük olan üs B küp C'lere geldim. C var. Yani C üzeri 1, C üzeri 2 burada bir şey yok. Biz bunun ne olduğunu anlıyoruz? C üzeri 0. Az önce bahsettim bir daha bahsedeyim arkadaşlar. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşit ve bir de çarpma işleminin birim elemanı. Yani c üzeri 0 dediğimiz 1 olacak. Yine aynı ifadeyi verecek. Yani eklememizin bir sakıncası yok. Peki o kek yaptığıma göre neyi alıyorum? Büyük olan üssü alıyor muyum? Büyük olan üssü ne var şimdi burada? İkinci kuvvet yok mu? Yani c kare. Evet geldim arkadaşlarım. EBOB'larını bulmaya. Çünkü payda ne var? EBOB'ları var. EBOB'da ne yapıyordum? Küçük olan üssü alıyordum. A kare A küp A kare A. Küçük olan üs hangisi? A üzeri 1. Yani A. B'lere geliyorum. B kare B B küp. Küçük olan üs hangisi? B üzeri 1. Yani B. C C kare C üzeri 0. Küçük olan C üzeri 0 değil mi? O da 1. Yazmasam da olur demiştim bir önceki soruda. O halde hiçbir, hiçbir şey ne yapmıyorum? Yazmıyorum. Arkadaşlarım üstü sayılarda tabanlar aynı olan iki üst sayı bölme, bölme, durumundaysa üstler çıkartılır. Sadeleştirmeyi şöyle yapabilir miyim? Bu da ne kalacak? a kare b küple b sadeleşirse yukarıda ne kalacak? b kare. Yani bu da neye eşitmiş? a kare b kare ve c kare. Yani arkadaşlarım bu sorunun cevabı Bursa olacak. Evet, geliyorum artık yavaş yavaş ÖSYM formatındaki güncel, tipik, klasik sorulara. Aralarında asal. Hım. Bakın aralarında asal demiş. X ve y sayıların o keki neymiş? 325. Ben neyi biliyorum? Üçüncü notundan bahsedeyim tekrar. Aralarında asal iki sayının o bepleri birdi. O kekleri neydi arkadaşlar? Bu sayının çapu sayıların çarpımına eşitti. Doğru mu? Peki o halde arkadaşlarım, x ve y sayıları aralarında asalsa ve o kekleri de 325 ise x çarpı y, x çarpı y o değiştir kaç olacak? 325 olacak. Hem fikir miyiz? Şimdi geliyorum verilen denkleme. Arkadaşlar denklemi bir daha sağ tarafa yazalım. Ne demiş? X artı 65 bölü Y eşittir 30. Arkadaşlar bu bir rasyonel sayı olduğu için payda işleyerek denklemi çözmem gerekmiyor mu? Yani şunun altında 1 var ve bunu ne ile genişleteceğim? Y ile şunun altına da ne yazacağım? Bir yazacağım. O halde ifade ne olacak? X çarpı Y x çarpı y artı 65 bölü y eşittir 30. İçler dışlar çarpımını yaparsam x çarpı y artı 65 o da eşittir 30 çarpı y olacak mı? Peki sevgili arkadaşlarım ben zaten yukarıda soruda bana ne verilmişti dolaylı olarak? x çarpı y'nin 325 olduğu dolaylı olarak verilmişti. Ben şuranın ne olduğunu biliyorum. 325 olduğunu biliyorum. Peki 325 ile 65'i toplarsam ne oluyor? 300 30, 390. O da eşittir. 30 Y mi? Peki şunları da her iki tarafı 30'a böldüğünde şunlar birbirini götürür. Ve buradan Y kaç olacak? 13 olacak. Arkadaşlarım böylece neyi buldum? Y'yi buldum. Başka neye ihtiyacım var? X'e. E şurada da X çarpı Y'nin, X çarpı Y'nin ne olduğunu biliyorum? 300 25 olduğunu biliyorum. Aynı zamanda y'yi buldum. 13. X de ne olacak? 325 bölü 13 olacak. O halde 325'i 13'e bölüyorum. 32'nin içinde 2 defa var. 26. 32'den 26'yı çıkardım. 5. 65. Kaç defa var? 5. 65. Çıkardım ne oldu? 0. Yani arkadaşlarım y sayısı kaçmış? 25'miş x sayısı kaçmış? 25'miş pardon. O halde x artı 7 kaç olacak arkadaşlarım? 38. Evet ÖSYM için standart sorulardan biri gördüğünüz gibi. Hem e, aradan aralarında asal iki sayının çarpımının o keklerine eşit olduğunu vermiş. Hem de bir denklem vermiş. Güzel bir soru olmuş. Evet arkadaşlarım şimdi geldim sıradaki soruma. Şimdi daha çok sorun yaşadığın soru tarzları bunlar. Yani neler? O kekler verilirse sayıların toplamı en çok kaçtır en az kaçtır. O bepler verilirse sayıların toplamı en çok kaçtır? En az kaçtır? Ve son olarak da hem o hem o kek verilirse sayıların toplamı en çok kaçtır? En az kaçtır? Üçünü de ayrı ayrı sırayla göreceğiz. Şimdi öncelikli olarak şunu hatırlatmam lazım. Yani bu soruları geçmeden önce şu bahsettiğimiz diğer slaytlardaki bazı noktaların bir de altını çizmem gerekiyor. Çünkü daha önce çok üzerinde durulmayan noktalar olduğunu biliyorum ama bizim durmamız lazım ve bu soruları bu şekilde daha rahat çözeceğiz. Neden? Birincisi, o OKEK'in o kekin tanımıyla ilgili ne dedim arkadaşlarım? Aynı asal tabanlar alt alta yazıldıktan sonra küçük olan küçük olan üslerin çarpımları obepleri, büyük olan üstlerin çarpımları ise neyi veriyordu? O kekleri veriyordu. Bu bir kere cepte. İkincisi de ikinci slaytında bahsettiğim bazı notlar vardı. O birinci notta şundan bahsetmiştim. Demiştim ki obep sayıların birer çarpanı olmak zorunda ve yanındaki geriye kalan artık çarpanlarında ne olmasını bekliyordum? Aralarında asal olmasını bekliyordum. Şimdi bu bilgiler ışığında bu soruları en pratik nasıl çözeriz? Sevgili arkadaşlarım bakınız bana verilen o kek sayısı kaç? 42. Arkadaşlarım bu 42 sayısını 1'e böldüğüm zaman bu da 42 bu birinci sayıyı verir. 2'ye böldüğüm zaman 21 bu da ikinci sayıyı verir. Yani aslında bu sayıların toplamı en çok kaç oluyormuş? 42 artı 21'den 63. Atıyorum 3 sayı olsaydı yani soru şöyle olsaydı o kekleri 42 olan üç farklı doğal sayının toplamı en çok kaçtır deseydi 1'e böldüm 42 birinci sayı 2'ye böldüm 21 ikinci sayı 3'e böldüğümde de 14 üçüncü sayı olacaktı. Yani bu şekilde 4 varsa 4'e bölüp 4'üncüyü bulursunuz. Eğer atıyorum 4'e bölünmüyorsa 5'e bölersiniz o 4'üncü sayı olur. Sırayla böyle yapılabilir bu soru en pratik şekilde. Peki en az için nasıl olmalı? Arkadaşlar o kek verilen iki ifade en az için şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bir daha anımsatayım. Şudu. Dedik ki aralarında asal iki sayının aralarında asal iki sayının çarpımları neyi veriyordu? O keki veriyordu. Doğru mu? Bunlar aralarında asalmış gibi düşüneceğim. En azı bulmak için. Peki bunlar aralarında asalsa ve sayılar A ve B diyeyim. A ve B için ne diyeceğim arkadaşlarım? A çarpı B eşittir 42. Peki bu en az kaçtır diyor. Temel kavramlara geri dönüş yapacak olursak çarpım durumunda olan iki ifade birbirinden ne kadar uzak seçilirse toplamlar o kadar büyük oluyordu ki 42'ye 1. Toplamı 43 olur. Birbirine ne kadar yakın seçilirse toplam o kadar küçük olmaz mıydı? E benden zaten en az istediğine göre ve çarpımları konuşuyorsam birbirine en yakın seçeceğim. 6 ve 7 mi? Ve gördüğünüz gibi 6 ve 7 almamın e, bir de şunu da sağlamış oluyor. Bunlar aralarında asalmış gibi düşünüyorum ya. Bakın 6 ve 7 ardışık sayılar ve ben ardışık sayıların aralarında asal olduğunu biliyorum. O halde toplamda en az kaç olacak arkadaşlarım? 13 olacak. Yani en büyük arkadaşlar bu sorunun cevabı 63. En az da kaç olacak? 13 olacak. Ve notunda da bunu yazıyorum zaten. Yazmanıza gerek yok. Toplamın en az olması için sayılar çarpımları o veren aralarında asal ve birbirinden yakın seçilmelidir. 3 noktadan bahsettim en az için. En çok için olay kolay değil mi? 1'e böl, 2'ye böl, 3'e böl, 4'e böl. En az de ne diyordum? Çarpımları o keki veren. Aralarında asal. Zaten aralarında asal olunca çarpımların o keki verdiğini biliyorum. Ve birbirinden yakın seçilmelidir. Notumda ne yapıyorum arkadaşlar? 3 noktaya vurgu yapıyorum. Bunların üzerinde ne yapmanız lazım? O kekleri veren iki sayının çarpımların en az olduğunu bulabilirsiniz. Tabi her zaman iki sayı verilmek zorunda değil. Bazen ee, daha fazla sayıda verilebilir. Bir şey değişmez. O zaman da 3 sayı almış olursunuz arkadaşlarım. Şimdi diyor ki mesela hatta şöyle yapalım. Bu soruyu da 2 farklı demeyelim de 3 yapalım. Hep 2 olmak zorunda değil. Bunu da ona göre çözelim. Diyoruz ki o kekleri atmış olan 3 farklı doğal sayının toplamı A en çok kaçtır? B en az kaçtır? Şimdi en çok olay artık bizim için kolay iş. Neden? Neden? Şimdi 60 sayısını 60 sayısını aldım. 1'e böldüm. 1'e böldüm. 60 bu birinci sayım. 60 sayısını aldım. 2'ye böldüm. 30 bu ikinci sayım. 60 sayısını aldım. 3'e böldüm. Bu da arkadaşlarım ne oluyor? Üçüncü sayım oluyor. Yani en çok kaç oluyor? 60, 30, 20'den 90 ve 110 oluyor mu? Toplamları en, en çok kaçmış? 110'muş. En az için ne yapıyordum arkadaşlar? Artık 3 sayı var. Bunların aralarında asal olduğunu düşünüyordum. O zaman çarpımları 60 olacak. Ve birbirine en yakın seçilecek. Arkadaşlar şunu biliyorum ki ardışık tam sayılar aralarında asaldır. O halde 3, 4, 5 diyebilir miyim? Yani bu toplamı da en az kaç olacak o halde? 3 artı 4 artı 5'ten arkadaşlarım 12 olacak. Böylece 3 sayıda verilebilir. O zaman da nasıl çözeceğimizi soruyu ufak bir değişiklikle de görmüş olduk. Şimdi sırada da o bepler verilirse nasıl yapılacak? Bunları konuşmamız gerekiyor. O bepler verilirse. Sevgili arkadaşlarım, o beplerle şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Dördüncü oldu farkındayım ama önemli. O bep sayıların içinde çarpan olarak bulunmak zorunda. O bep sayıların içinde çarpan olarak bulunmak zorunda. Yanındaki artık çarpanların ne olmasını bekliyorum? Aralarında asal olmasını bekliyorum. O bepler 16 olan iki basamaklı iki farklı doğal sayı. Arkadaşlarım iki tane sayı var. Bunlardan birincisi A sayısı olsun. ikincisi de B sayısı olsun. Bir kere ben bundan neyi biliyorum? Bunların obepleri arkadaşlarım 16 ise 16 her ikisine çarpan olarak bulunmak zorunda mı? Zorunda. Bunlar iki farklı doğal sayı yine. Önce en azı konuşalım o halde. A şıkkı en azmış. Arkadaşlarım yanına yanına aralarında asal en küçük çarpanları yazmam gerekmiyor mu en az olması için? Birbiri veremiyorum birbirinden farklı diyor. O halde ne verebilirim? 1'e 2 verebilir miyim? E 1 ile 2 zaten aralarında asal. Yani aslında sayı değil de bakın çarpanlar üzerinden gidiyorum. Daha kolay oluyor. 16 çarpı 1 16 16 çarpı 2 de 32. Yani A sayısı 16 B sayısı da kaç oluyormuş? 32 oluyormuş. O halde bunların toplamları da kaç olacak sevgili arkadaşlarım? 48 olacak bu en az. En çok için yine A sayısını alıyorum B sayısını alıyorum. EBOB bunların içinde çarpan olarak bulunmak zorunda olduğu için her ikisine 16 çarpanını yazıyorum. Doğru mu? Şimdi yanında aralarında asal iki tane çarpan yazacağım arkadaşlar. Ancak bir ön koşulum var. O da şu. Sayılar iki basamaklı diyor. Sevgili arkadaşlarım. Mesela siz atıyorum şuraya 10 veremezsiniz çarpan olarak. Neden? 160 olur. 3 basamak olur. 9 veremezsiniz. 3 basamak olur. 8 verirsem 3 basamak olur. 7 verirsem 3 basamak olur. Yani en büyük çarpanı vereceğim ama aynı zamanda da 2 basamağı bozmamam gerekiyor. En fazla kaç verebilirim? 6. Neden? 96 olur bakınız ve iki basamaktan en büyük sayı olur. Peki bunlar birbirinden farklı sayılar. iki farklı doğal sayı demişiz. Aralarında asal olacak. Şuna da 5 diyebilir miyim? Bu da kaç olacak? 80. O halde arkadaşlarım bunların toplamında kaç oluyor? 176 oluyor. Bu da en çok değer. Yani toplamın en çok ya da en az olması için EBOB verilen sayıları çarpan olarak bulunmalıdır. Kalan çarpanlar aralarında asal olmalıdır diyorum. O bepleri 20 olan iki basamaklı 3 farklı doğal sayı. Az önceki soruda biz ne demiştik? 2 basamaklı iki farklı sayı demiştik. Bu kez 3 farklı sayıyı konuşacağız arkadaşlarım. Aynı şekilde devam ediyorum. Bakınız. Ana en az kaçtır en çok kaçtır. Şimdi 3 tane sayı için bir A sayısı olsun, bir B sayısı olsun, bir de C sayısı olsun. Şimdi bir kere ben ne biliyorum? O bep bunların içinde çarpan olarak bulunacağı için 20, 20, 20 olacak mı? Peki en az kaç için arkadaşlar? Bunları aralarında asal sayılar yazmam gerekmiyor mu? Birbirinden farklı olacak. E, en azı istiyorsam 1 2 3. O halde A sayısı 20, B sayısı 40, C sayısı 60. Toplamları da ne oluyor? 120 oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım en az değerini böylece bulmuş oldum. En çok için yine A B C. En çok şimdi durum değişmiyor. Yani o bep hepsinde yeni çarpılarak bulunmak zorunda. 20, 20, 20. Koşulum ne? 2 basamaklı. Arkadaşlarım bakın yanındaki çarpana 5 verdiğim anda 100 oluyor. Basamağı bozuyor. O halde en çok kaç verebilirim? 4. Böylece kaç olacak? 80. Tekrar diyorum bakın 5 ve yukarısında bir ifade veremiyorum. Basamak bozuluyor. 2 basamaklı demiş. Çarpı 3, 60. Çarpı 2, 40. Aynı mantıkla çözdüm ve gördüğünüz gibi toplamları da arkadaşlar en çok kaç oldu? 180 oldu. Burada bir eseri şundan bahsetmem lazım. Gördüğünüz gibi sayıları düşünmek zor iş. Ancak çarpan düşündüğünüz zaman olay ne kadar basit fark etmişsinizdir. O keki yaptık. O bebi yaptık. O bepli o kek beraber verilirse nasıl olacak onlara bakalım. Arkadaşlar sorum şu. O bepleri 20. O kekleri 300 olan. İki doğal sayının toplamı A en çok kaçtır? B en az kaçtır? Şimdi sayılara ben ne diyeyim? A ve B diyeyim yine. A ve B diyeyim. Şimdi bir kere arkadaşlarım bunların içinde OBEP çarpı olarak bulunacak mı? OBEP kaç? 20. Bunun içinde 20 olacak. Bir de 20 olacak. Yanlarında da birer çarpan daha var. Onları bilmiyorum şu an. X ve Y. O halde A sayısı 20X, B sayısı 20Y. Ve neyi biliyorum? X ile Y'nin aralarında asal olduğunu biliyorum. Doğru mu? Notundan dolayı doğru. Şimdi bir özellikten bahsetmiştim. Özellik şuydu. Dedim ki iki sayının çarpımı her zaman geçerli demiştim. Bu sayıların o okeklerin lokeklerin çarpımı eşittir? Yani A sayısıyla B sayısının çarpımı bunların o okeklerin lokeklerin çarpımı eşit olacak mı? Bu da 20 çarpı 300 mü? Ben A sayısını 20x olarak tanımladım mı? O halde A yerine 20x yazıyorum arkadaşlar. A yerine 20x yazıyorum. B sayısını da <laughs> B sayısını da pardon 20Y olarak tanımladım mı? 20Y yazıyorum. Ve bunların çarpları neye eşitmiş? 20 çarpı 300'e eşitmiş. Peki şu 20 ile şu 20 sadeleşir mi? Şu 20 ile de 300 sadeleşirse burada 15 kalır mı? İşin özü sevgili arkadaşlarım x çarpı y eşittir 15 olur mu? O halde o halde şimdi en çok ve en az kaç lira geldik? Arkadaşlar çarpımları verilen bir ifadede birbirine ne kadar uzak seçersem toplam o kadar büyüyordu doğru mu? Birbirine en uzak kaç seçebilirim? 1 ve 15. Bu ne için yaptım? En çok için. En çok için. Peki en az için birbirine en yakın seçmem gerekmiyor mu? 3'e 5 mi? Bu da ne olacak? En az için. Birbirine en yakın seçtim. Artık en çok için arkadaşlar en çoğu konuşuyorum en çok konuşuyorum. Sağ tarafa geçtim ve en çok diyorum. Arkadaşlarım en çok için a sayısı 20x değil miydi? A sayısı 20. 20 çarpı x'e kaç dedim? 1. Yani 20. B sayısı da 20 y miydi? B sayısı da 20 y miydi? 20 çarpı y dedim. Y'yi de en çok için kaç bulmuştum? 15. Yani 300 oldu mu? O halde a artı b'nin en büyük değeri ne olacak? 320. Gelelim en aza aynı mantıkla en aza aynı mantıkla sayılarım benim a ve b doğru mu? Arkadaşlarım a sayısı 20x mi? 20 çarpı x'e en az için kaç verdim? 3. Bu da kaç oluyor? 60. B sayısına da 20y dedim mi? 20 çarpı y. Y'ye en az kaç alıyorum? 5. Bu da 100 mü? Ve bunların toplamları ne olacak? 160. Gördüğünüz gibi en az toplamları 160. En çok toplamları kaç oluyor? 320 oluyor. Bakın işte x 20 o, o 45 olsun o 75 olsun. Şimdi kitaplarda da görüyorum ben. İşte diyor ki e, x eşittir 45 olsun diyor. Lan x niye 45 oluyor? Yani bu işin mantığın olması lazım. Ş Şansla ya da görmeye dayalı bir soru değildir aslında matematik. Yani göremedim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Elinizdeki bilgileri doğru yazıp doğru kullanırsanız gördüğünüz gibi görmenize gerek yok. Sayıların kaç olduğunu bulmuş olduk. Ama sayıyı düşünmedim. Çarpan düşünerek dedim. Dedim ve böylece arkadaşlarım Evop Ekok'taki EVOP verilirse, EKOK verilirse, EVOP EKOK beraber verilirse tarzı soruları çözmüş olduk. Bu yöntemleri benimserseniz sözlemeyeceğiniz hiçbir soru olmayacaktır. Şimdi OBEP OKEK ile ilgili bu soruyu yazdım. Sebebi de şu. E, OBEP OKEK'te de bazen soruları doğru okuyamadığımız zamanlar da oluyor. Mesela bu soru onlardan biri. Şimdi diyor ki OBEP 13 olan OBEP 13 olan üç farklı doğal sayının OKEK'i en az kaçtır diyor. Şimdi normalde dilerseniz şöyle yapayım. Ben önce bu soruyu sizin nasıl çözeceğinizi çözeyim. Daha sonra doğrusunu çözeyim. Bu soruyu şöyle çözmenizi bekliyoruz. Şimdi 3 tane sayı var mı? O hep hepsinin içinde çarpımlar bulunacak mı? O yüzden 13 çarpı 1 sayılar. 13 çarpı 2. 13 çarpı 3. Yazıp daha sonra şöyle yapıyorsunuz. İşte atıyorum 13'e böldüm. Bu 1. Bu 2. Bu 3. 2'ye böldüm. Şu 1. Şu 3. 3'e böldüm. 1. Ve bunların çarpımları da o 2 veriyor. Bu da neydi? 13 çarpı 2 çarpı 3'ten kaç olacak? 6 çarpı 13 yani 78. Sonra da gidip D şıkkını işaretlemenizi bekleriz bu soruda. Ancak sevgili arkadaşlarım bu sorunun çözümü maalesef bu değil. Neden? Eğer soru şöyle sorulmuş olsaydı. O bepleri 13 olan en küçük 3 farklı doğal sayının o keki kaçtır deseydi sorunun çözüm bu olurdu. Bakın sayıların küçük olmasından bahsediyor mu? Ne istiyor? O kekin küçük olmasını istiyor. O kek küçük olsun diyor. Sayılar küçük olsun demiyor. Yani 13 çarpı 1, 13 çarpı 2, 13 çarpı 3. Sayıları en küçük seçmiş oluyoruz. Aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Ya arkadaş biz sayıları küçük seçersek o kek zaten otomatikman küçük çıkar diye düşünebilirsiniz. Böyle bir şey yok. İspat edeyim. Bakınız arkadaşlarım sorunun çözümünü sadece yazıyorum. 13 çarpı 1. 13 çarpı 2 doğru. 13 çarpı 3 değil 4 yazıyorum. Neden? Bakınız 13'e böldünüz doğru. Şuradan 1 geldi. Şuradan 2 geldi. Buradan 4 geldi doğru mu? Sonra 2'ye böldünüz evet. Şuradan 1 geldi. Bakın siz burada 2'ye böldünüz. 3 kendini korumuştu. Ve buraya 3 yazmanız gerekti. O kek büyüdü. Ancak burayı 2'ye böldüğünüzde burası 2 oluyor. Ve artık 3'e değil 2'ye bölmeniz gerekiyor. Yani o kek en az kaç oluyor? 13 çarpı 2 çarpı 2'den 4 çarpı 13'ten kaç olacak o da? 52 olacak. Bu sorumuzun doğru cevabı bu. Yani bu da neye eşit olacak arkadaşlarım? Aslında sorunun cevabının C şıkkı olduğunu gösterecek bize. Devam edelim. Şimdi problemlere geçmeden önce önce şu bölme bölünüm bölünüm alın ilişkisinden bahsedelim arkadaşlar. Bakınız. A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere. Doğru mu? Doğru. K sayısı eşittir. 3A artı 2 eşittir. 5B artı 4 eşittir. 6C artı 5. Eşitliğini gerçekleyen 3 basamaklı en küçük K sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi eskiden bu sorular yine soruluyordu. Bu güncel sorulardan. Eskiden soruluyordu. Şöyle soruluyordu. K aynı. Eşitliğini gerçekleyen 3 basamaklı en küçük K sayısı kaçtır diyordu. K sayısı kaçtır diyordu. Şimdi ne diyor? K sayısının rakamları toplamı kaçtır diyor. Eskiden şu K sayısı kaçtır dediğinde biz önce şunu söyledik. Arkadaşlar şıklarda şıklarda 3'e bölündüğünde 3'e bölündüğünde 2 kalanını veren, 5'e bölündüğünde 4 kalanını veren, 6'ya bölündüğünde 5 kalanını veren sayıya bakın diyorduk. E zaten işte bir sayının 5'e bölündüğünden 4 kalanını vermesi için birler basamağının 4 ya da 9 olması lazım. Olmayanları ele diyorduk. İşte 3'e bölünce 2 kalan vermesi için rakamları toplamına bak. 3'ün katı bir sayı artı 2 oluyor mu diyor. Ona bak diyorduk. ÖSYM artık onu değiştirdi. Sayıyı sormuyor. Diyor ki rakamları toplamını bul. Yani bu soruyu usulünce çöz diyor. Peki bu sorular nasıl çözülür? Arkadaşlarım. Öncelikli olarak bu bir bölme sorusu olduğunu az önce ım, anlamış olduk. Peki burada gördüğünüz gibi hepsinde birer ne var arkadaşlarım? Kalan var. 2 var, 4 var, 5 var. Ancak bunların ortak özelliğini hepsine bir eklersem eşitlik bozulmaz. Ve şu 3'ün katı olur, şu 5'in katı olur, şu da altının katı olur. O halde bu tarz sorulara aynı sayıyı ekleyerek ya da çıkartarak başlarız. Yani ne yapacağım burada her tarafa eşitliğin dört tarafına birden bir sayı ekleyeceğim. Bu da ne olacak? K artı bir eşittir. Burası 3A artı 3. Artık 3 üç de 3'ün katı olduğu için bunu direkt 3A diye yazabilirim. Ya da 3A üssü diye de yazabilirsiniz fark etmez. Sonucu değiştirmediği için ben direkt 3A diye yazıyorum. 5A artı 5. Beş. Yani 5'in katı 5B. Burası 6C artı 6 oldu mu? Yani 6'nın katı 6C. Bu şu demek. Arkadaşlarım K artı 1 sayısı K artı 1 sayısı 3'e 5'e ve 6'ya tam bölünen bir sayı demek. O halde K artı bir sayısı 3'ün 5'in ve 6'nın bir katı olması gerekmiyor mu? O halde OBEB OB 3 5 6 kaçtır ona bakacağız. Hemen buluyorum arkadaşım bu sayıların OBEP'lerinin kaç olduğunu. OBEP'lerinin kaç olduğunu buluyorum. OBEP'leri kaç olacak bunların? 30 mu olacak? Evet. OBEP'leri kaçmış? 30'muş. Yani arkadaşlarım K artı 1 sayısı 30'un katı bir sayı olacak. 30 T diyeyim buna. Diğer K ile karışmasın diye K demiyorum. T diyeyim önemli değil. Yani 60'ın katı bir sayı olacak. Soruya geri döndüm. 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır diyor. 3 basamaklı en küçük sayı. Arkadaşlar bakın T'ye eğer 1 verirsem burası 3 basamaklı olmuyor. Kaç oluyor? 2 basamaklı oluyor. O yüzden T'ye 1 ne yapmıyorum? Veremiyorum. Geçtim 2'ye. T'ye 2 verirsem 120 oluyor mu? He, 3 basamak. O halde arkadaşlarım K artı 1 sayısı eşit? 120'ye eşit. Benden K sayısını istiyor. Bu da kaç olacak? 119. 10, Ve bunların toplamını istiyor. Doğru mu? da 1 artı 1 artı 9'dan kaç olacak? 11 olacak. Bu soru için doğru cevabımız ne oluyormuş? B şıkkı oluyormuş. Evet yine benzer bir soru. Sadece içine ekstradan bir muhakeme, ufak bir muhakeme eklenmiş bir soru. O da şu. Diyoruz ki 730 sayısına en az hangi pozitif tam sayı eklendiğinde bulunan sonuç 6, 9 ve 15 ile tam bölünür. Şunu matematik dille bir ifade edelim. Diyor ki 730 sayısına hangi en küçük pozitif tam sayı eklenirse sonuç 6'ya tam bölünür. 9'a tam bölünür. 15'e tam bölünür. Doğru mu? 6 eşittir 9 5 eşittir 15. Az önceki soruda gördüğümüz gibi. Sevgili arkadaşlarım. Bu ne demek? X, 730 artı x sayısı bunlara tam bölünüyorsa bunların bir katı olması gerekmiyor mu? O halde OBEP 6 9 ve 15 sayıları kaç olacak arkadaşlarım? 90 olacak mı? O halde 700 art, 730 artı x sayısı 90'ın katı bir sayı olacak. Ne diyordu? Eklendiğinde sonuç en az hangi sayı eklendiğinde? Arkadaşlar yani bu çarpımın 730'dan büyük olmasını ama en az büyük olmasını istiyorum. O da ne olacak? 7 ile çarparsam 630. 8 ile çarparsam 720. Bakın daha 730'u geçmedi. Çünkü x pozitif bir sayı. 730'dan büyük çıkması lazım. 8 ile çarparsam 720. 9 ile çarparsam. Bakın 9 ile çarptığım anda ne oluyor? 720'den büyük bir sayı oluyor mu? Yani 810 oluyor. Doğru mu? O halde x sayısı en az kaç olacak? Buradan da 80 olacak. Neden? 730 ile topladığımda 810 olabilmesi için. X'in olması lazım? 80 olması lazım. Cevap Adana. Aklında şu gelebilir. Yani ben K'ye 10 verdiğimde de 730'dan büyük olur diyebilirsiniz. Ancak ne diyor? En az hangi pozitif tam sayı eklenirse diyor. O halde cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Evet arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda ne diyoruz? A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere K eşittir. 3A artı 2 o da eşittir. 5B artı 4 o da eşittir. 6C artı 5. Eşitliğini gerçekten 3 basamaklı en küçük K sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu soru e, ÖSYM'nin yıllarda değiştirmediği sorulardan biri ancak e, hep bu soruyu sordu ama eskiden şöyle sorardı. K sayısının rakamları toplamı kaçtır demezdi. K sayısı kaçtır derdi. Biz de o zaman şöyle anlatırdık öğrenciye. Derdik ki işte, 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veren, 5 ile bölündüğünde 4 kalanını veren, 6 ile bölündüğünde 5 kalanını veren şıklardaki sayı hangisi cevap odur derdik. Zaten işte 5 ile bölündüğünde 4 kalanını veriyor olması ne demek? Birler basamağının 4 ya da 9 olması demek. E zaten bu birçok şıkkı götürür. Yani geriye kalanları da yapar. Kısa bir sürede sonuca ulaşırdık. Ancak ÖSYM artı son yıllarda şöyle yapmaya başladı işte gördüğünüz gibi. 3 basamaklı en küçük k sayısının rakamları toplama karşılaştırılamaya başladı. Yani soruyu usulünce çöz diyor bize. Peki sorunun usulünce çözümü ne? Arkadaşlar peki 3'e bölündüğünde 2 kalanı veriyor, 5'e bölündüğünde 4 kalanı veriyor, 6'a bölünde 5 kalanını veren sayı olduğuna göre bizim şu kalanlardan kurtulmamız gerekiyor. Bunlardan kurtulmanın genel yöntemi de şu. Ya aynı sayıyı ekleyeceğiz ya da aynı sayıyı çıkaracağız. Gördüğünüz gibi burada 3'ün yanında 2 var. 5'in yanında 4 var. 6'nın yanında ise ne var? 5 var. Bu da şu demek oluyor. Her taraf arkadaşlarım bir eklersem hepsi birbirine katı olacak mı? Yani şuraya da bir ekleyeceğim. Buraya da bir ekleyeceğim. Buraya da bir ekleyeceğim. Buraya da bir ekleyeceğim. Yani eşitliğin dört tarafına birden ne yapıyorum? Bir ekliyorum. O halde soru şöyle oluyor mu? K artı 1 o da eşittir. 3A artı 3. Artık bunu böyle yazmama gerek yok. Yani 3A üstü diyebilirsiniz. Ya da direkt çözümü değiştirmediği için 3A diyebilirsiniz. O da eşittir. 5B artı 5. O da 5'in katı olduğu için direkt 5B diyebilirsiniz. 6C artı 6. Buna direkt ne yapabilirsiniz? 6C diyebilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Artık bu K artı 1 sayısı. 3'e, 5'e ve 6'ya tam bölünen sayılarmış. Yani 3'ün, 5'in ve 6'nın ne olması lazım? Ortak katı olması lazım. O halde en küçük ortak katını bulayım. En küçük ortak katı arkadaşlar 3, 5 ve 6'nın kaç olacaktır? 60 olacaktır. Bu da şu demek oluyor. Bu da şu demek oluyor. K artı bir sayısı arkadaşlarım 60'ın katı bir sayı olacak. Buna K demeyeyim çarpı T diyeyim. Şu büyük K ile karışmasın. 60'ın katı olacak. Sonradan soruya geri dönüyorum. Eşitliğini gerçekleyen 3 basamaklı diyor arkadaşlar. 3 basamaklı. En küçük sayı. Şimdi gördüğünüz gibi şuradaki t'ye 1 verirsem k sayısı ne olacak? k artı 1 eşittir 60'tan k eşittir 59 olacak ve 3 basamaklı olmayacak. O halde ne yapamıyorum? k'ye arkadaşlarım 1 veremiyorum. 2 verirsem 2 verirsem ne olacak? 60 çarpı 2 120. Bakın 3 basamağa ulaşıyor muyum? Ulaşıyorum. O halde K artı 1 sayısı eşittir. 60 çarpı 2'den 120. K sayısı da buradan ne olacak? 119 olacak. Rakamları toplamda ne olur bunların? 1 artı 1 artı 9'dan arkadaşlarım 11 olacak. Yani doğru cevap şıkkımız ne olacak? B olacak. Evet geliyorum bir diğer soruya. Yine ben pardon yine benzer bir soru. 730 sayısına en az hangi pozitif tam sayı eklenirse ekleyelim. 730 sayısına en az hangi pozitif tam sayı eklenirse gördüğünüz gibi ekledim. Bulunan sonuç 6, 9 ve 15'e tam bölünür. 6, 9 ve 15'e tam bölünmesi ne demek? 6, 9 ve 15'in katı olması demek. Yani eşittir 6a eşittir 9b eşittir 15c olacak. Az önce konuştuğumuz mantıklı katı olacaksa bunların en küçük alacağım? Yine ortak katını alacağım. Bunların en küçük ortak katı kaç olur arkadaşlarım? 6, 9 ve 15'in en küçük ortak katı ise 90 olacak. Yani 730 artı x o da eşittir 90'ın katı olacak. Arkadaşlarım şu x pozitif tam sayı yukarıda vermiş. Hangi pozitif sayı eklenirse diyor. Pozitif tam sayı. Yani 730 artı x 730'dan büyük bir sayı olacak. Doğru mu? Şimdi bir de en az olsun istiyoruz. X sayısının bir de neyini istiyoruz? En az olmasını istiyoruz. O halde K'ye öyle bir değer vereceğim ki 90'a çarpıldığında 730'dan büyük en küçük sayı olacak. Mesela 7 verirsem 630 oluyor. 8 verirsem 720 oluyor. Bakın olmadı. 9 verirsem ama ne olacak? 9 verirsem burası neye eşit olacak? 810'a eşit olacak. Yani 730'dan büyük en küçük sayı bu oluyor. O halde buradan da x'in en az kaç olduğunu bulabilirim. Yani x kaç oluyormuş? 80 oluyormuş. Bu soru için de doğru cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Evet yine aynı tarzı sorundan üçüncü kez çözelim. Buradaki ekstra şu var. Şimdi burada gördüğünüz gibi aynı sayıları ekleyip aynı sayıyı çıkarmam gerekiyor ama mesela burada 4 var. 2 eklersem bunu sağlıyor ama bunu sağlamıyor. Gördüğünüz gibi 6 oluyor 9'un katı olmuyor. 4 çıkarsam burayı sağlıyor. Burayı sağlıyor. Ancak 10 eksi 2 eksi 4 ne olacak? 10 eksi 6 10'un katı olmuyor. Peki bunun soruları nasıl çözeceğiz? Soruyu bir daha yazıyorum arkadaşlar. X eşittir. 6A artı 4. Eşittir. 9B artı 4. Eşittir. 10C eksi 2. Şimdi arkadaşlarım aslında bunların her üçüne birden e, her dördüne birden aslında eklendi. Birbirinin katı olabilecek bir sayı var. Biz şu an ilk aşamada onu göremiyoruz. E, peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar şöyle yapacağız. Usulden olan en büyük katsayı almak. En büyük katsayıdan kastım şu. 6A var. 9B var. 10C var. En büyük katsayı burada 10. O halde şuraya ne ekleyeceğim? 2 ekleyeceğim. Ancak buraya 2 eklediğimde mesela burası 6 oluyor ve 9'un katı olmuyor. O zaman olmuyorsa neye geçeceğim? 12'ye geçeceğim. Onun katlarını konuşuyorum çünkü doğru mu? 12 eksi 2 ne olacak? 10 olacak. Onun katı doğru. Ancak 12 artı 4 9'un katı olmuyor. O halde geçiyorum 22 ekleyeceğim düşünelim. 22 eksi 2'den burası 20 ve 10'un katı oluyor. Şuraya 22 eklersem 26 ve 9'un katı olmuyor. O halde bir 10 daha ekliyorum. 32. 32 eklersem 32 eksi 2'den burası 30. 10'un katı oluyor. 32 artı 4 36 9'un katı oluyor. 32 artı 4 36 6'nın katı oluyor. Demek ki arkadaşlar ne eklemem gerekiyormuş? 32. O halde soruyu bir daha yazıyorum. X artı 32 eşittir. Şimdi burası 6a artı 36 olacağı için 36 altının katı olacağı için direkt 6a üstü ya da 6a yazabilirim sonucu değiştirmeyeceği için. Diğer tarafta 4 artı 32 yine 36 az önce konuşmuştuk o halde 9b. Buradan da 10c artı 30 30 onun katı olduğu için yine ne yapabilirim direkt 10c'yi yazabilirim. Buradan da az önceki mantıkla demek ki bunların en küçük orta katı olacak diyorum. OKEK okay, 6, 9, 10. Kaç olacak arkadaşlarım? En küçük ortak katı bunların 90. Evet o okay, kek 6, 9, 10'un ne olduğunu bulduk? 90 olduğunu bulduk. O halde arkadaşlarım x artı 32 sayısı o da eşittir 90'ın katı. Şimdi ne diyordu soruda bana? 3 basamaklı en büyük k sayısı. 3 basamak yani 4 basamağa çıkmayacak arkadaşlar. 3 basamak olacak. Mesela k'ye burada 10 verirsem 900. 11 verirsem 990 Bakın 12 verdiğim anda 1080 oluyor ve 4 basamak çıkıyor. O halde K'ye kaç vereceğim? 11. 3 basamaklı en büyük dediği için. O halde X artı 32. O da eşittir 990. X eşittir. Arkadaşlarım şu 32 ile karşıya zaman ne olacak? Eksi olarak geçecek. Yani 990 eksi 32. Buradan da X eşittir. 958. Sayısının rakamları toplamı kaçtır? Bu da 9 artı 5 artı 8'den kaç olacak arkadaşlarım? 22 olacak. Yani bu soru için doğru cevabımız ne oluyor? D şıkkı oluyor. Evet böylece arkadaşlarım OBEB OKİK'in tanımını bitirmiş olduk. Bir diğer videomuzda bir diğer dersimizde arkadaşlarım OBEB OKİK'in problemleriyle beraber olmak üzere.